Nathaniel Hawthorne Ateşe Verilen Dünya Seslendiren Akın Altan Bir zamanlar, bunun geçmişte mi yoksa gelecekteki bir zaman mı olduğunun pek, hatta hiç önemi yok. Bu uçsuz bucaksız dünya, eskimiş ve değerini yitirmiş şeylerin yükü altında öylesine ezilmişti ki, buranın sakinleri büyük bir şenlik ateşi yakıp bunlardan kurtulmaya karar verdiler.'' yakın yeri sigorta şirketlerinin gözetiminde seçildi. Dünyanın herhangi bir noktası kadar merkezi konumundaki bu yer, batının en büyük çayırlıklarından birindeydi. Yakınlarında alevlerin tehdit edeceği tek bir yerleşim yeri yoktu. Üstelik, burası gösteriyi izlemek isteyen kalabalık izleyici topluluğunu alacak kadar da genişti. Bu tür manzaralara bayıldığından, üstelik bu şenlik ateşinin ahlaki doğruluğun şimdiye kadar sis perdesi ardında ya da karanlıkta kalmış derin bir yönünü açığa çıkaracağını düşündüğümden oraya gidip olan biteni izlemeye karar verdim. Çayırlığa vardığımda işe yaramaz ilan edilmiş çerçöp yığını görece küçük olmasına karşın ateş çoktan yakılmıştı bile. Akşam karanlığında, uçsuz bucaksız düzlüğün ortasında, gökyüzünde tek başına duran uzak bir yıldıza benzer titrek bir ışık görülüyordu yalnızca. Buna bakıp da ortaya tasarlanan ölçüde çılgın bir ateşin çıkacağını düşünemezdiniz. Ancak buraya hiç durmadan yeni birileri geliyordu. Kadınların önlükleri tıka basa doluydu. Erkekler atlarını yüklemişti. El arabalarından hantal yük arabalarına kadar büyüklü küçüklü her türden taşıt vardı. Dört bir yandan gelen bu taşıtlar, yakılmak dışında hiçbir işe yaramayacağı düşünülen şeylerle doldurulmuştu ağzına kadar.'' Ateşi canlandırmak için ne türden malzemeler kullanılıyor diye sordum yanındakine. Çünkü olup bitenleri baştan sona bilmek istiyordum. Soruyu yönelttiğim kişi yaklaşık elli yaşlarında ciddi görünümlü bir adamdı. Buraya sırf olan biteni izlemeye geldiği belliydi. Yaşamın ve olayların gerçek değerini kendine göre ölçüp biçermiş. Dolayısıyla da dünyanın bütün bunlardan ne tür sonuçlar çıkardığına pek yüz vermezmiş gibi görünmesi ilgimi çekmişti hemen. Sorumu yanıtlamadan önce canlanan ateşin ışığında beni iyice bir süzdü. "Eh, çok kuru yanıcı maddeler." diye yanıtladı. "Bu amaca uygun her şey. Yani işin aslı dünkü gazeteler, geçen ayın dergileri, geçen yıldan kalma kurumuş yapraklar falan filan. İşte bak" Ateşe ancak bir avuç talaş gibi gelecek bir yığın antika süprüntü getiriyorlar. O konuşurken bir takım kaba görünüşlü adamlar ateşe iyice yanaşıp bir şeyler atmaya başladılar. Bunlar görünüşe göre hanedan armaları dairesinin süprüntüleriydi. Bir yığın süslü püslü hanedan arması, ünlü ailelerin başlık ve nişanları, birer ışın demeti gibi karanlık çağların sis perdesini delip geçen, ta oralara kadar uzanan soy kütükleri, ve bunlara alışkın olmayan göze değersiz süs eşyaları gibi görünecek, oysa bir zamanlar büyük bir öneme sahip olan, hatta şimdi bile görkemli geçmişe tapanlar tarafından ahlaki ya da temel gerçeklerin en değerli örnekleri sayılan madalyalar, diz bağı nişanları, işlemeli yakalar. Kucak kucak bu karma karışık yığına atılanlar arasında Avrupalı krallardan alınmış sayısız şövalye nişanı, Napolyon'un taktığı Légion d'honneur nişanları ve Aziz Louis tarikatının dağıttığı şövalyelik kurdelleri de vardı. Ayrıca ilk göze çarpanlardan biri de İngiliz kralını bozguna uğratan bağımsızlık savaşçılarının kurduğu ve tarihin söylediğine göre bir tür kalıtsal şövalyelik tarikatı olan Sinsinati topluluğunun madalyalarıydı. Yığında bunların yanı sıra Alman kont ve baronlarının soyluluk beratlarını, İspanyol nişanlarını ve Fatih William'ın mührünü taşıyan kurt yeniği yazmalardan, Kraliçe Victoria'nın zarif elinden alınma en son lordluk parşömenlerine kadar uzanan İngiliz belgelerini de görebilirdiniz. Yükselen alevlerin canlı dansına karışan ve nişan, paye, rütbe gibi dünyaya özgü farklılıkları yiyip bitirerek, bu devasa kümenin üzerinde dalgalanıp yükselen yoğun duman karşısında, daha çok havandan gelenlerden oluşan izleyici topluluğu büyük bir sevinç çığlığı kopardı yeri göğü çınlatan bir alkış tutturdu. Onların nice çağlar sonrasında aynı topraktan, aynı ruhsal zayıflıklardan yaratılma olup da kendilerinde kim ayrıcalıklar, oysa Tanrı'nın bağışına kalması gerekir böyle işlerin, görenler karşısında zafer kazandıkları andı bu. Tam o sıra kır saçlı bir adam hızla yaklaştı alevler içindeki yığına. Bu adamın pek heybetli bir görünüşü vardı. Üzerindeki ceketten bir madalyanın ya da benzer bir nişanın zorla sökülüp alındığı anlaşılıyordu. Yüzünde düşünsel bir gücün izleri yoktu. Ama davranışlarından belli bir toplumsal ayrıcalık taşıdığı düşüncesiyle doğduğuna inanan ve şu ana dek bunu hiç sorgulamamış bir insanın sergileyeceği türden alışkanlığa dönüşmüş, neredeyse doğal görünen bir gurur yansıyordu. ''Ey insanlar!'' diye bağırdı. En değer verdiği şeylerin atıldığı ateşe acı ve şaşkınlık içinde ama Heybetli havasını pek de yitirmeden bakarak "Ey insanlar, ne yaptınız? Bu ateş barbarlıktan bugüne gelişinizi simgeleyen, yeniden o duruma dönmenizi engelleyen her şeyi yakıp yok ediyor. Biz ayrıcalıklı konuma sahip olan insanlar, çağdan çağa biz ayakta tuttuk şövalyelik ruhunu, soylu ve kuşatıcı düşünceleri, daha yüce" daha saf, daha nitelikli ve daha özenli bir yaşamı. Soylularla birlikte ozanı, ressamı, heykeltıraşı da reddetmiş oluyorsunuz. Tüm güzel sanatları. Çünkü onların koruyucusu bizdik. Serpilip gelişecekleri ortamı biz yarattık. Yetkin konum ayrıcalıkları ortadan kaldırılınca toplum yalnızca inceliğini değil, dayanıklılığını da yitirir. Bıraksanız daha da konuşacaktı kuşkusuz. Ama Kalabalıktan düşkün soylunun yakarışını boğan, horlayıcı, öfke dolu, bir o kadar da neşeli bir bağırtı kopu verdi. Bu öyle yeğin bir tepkiydi ki, umutsuzluk içinde yarısı yanmış soy kütüğüne bir bakış fırlatan adamcağız, hiç değilse yeni edindiği ayrıcalıksız konuma sığınmak dileğiyle kalabalığın arasına karışıp gözden gitti. ''Onu da aynı ateşe atmadık diye yatsın kalksın madalyalarına şükretsin!'' diye bağırdı kaba saba bir adam közleri tekmeleyerek. Bundan böyle de hiç kimse küflü bir parşömen parçasına güvenerek başkalarının üzerinde efendilik taslamaya kalkışmasın. Gücü kuvveti yerindeyse ne ala. İşte bu ona bir üstünlük kazandırır. Zekası, bilgeliği, cesareti, güçlü bir kişiliği varsa eğer, bu özellikleriyle ne edinebiliyorsa edinsin. Ama bugünden sonra hiçbir ölümlü atalarının küflü kemikleri sayesinde kendisine bir konum ve saygınlık bağışlanacağını ummasın.'' Bu saçmalık tarihe karıştı artık. Tabii bunun yerine çabucak daha beter bir saçmalık boy göstermezse diye söylendi alçak sesle yanındaki ağırbaşlı gözlemci. Ama her durumda bu önceki saçmalığın vadesi dolmuş görünüyor. Eskiden pek saygın olan bu saçmalığın küllerinin üzerinde düşüncelere dalacak ya da bundan ahlak dersleri çıkaracak zaman kalmamıştı. Çünkü daha bunlar yarı yarıya yanmışken denizin ötesinden İmparatorların ve kralların kaftanlarını, taçlarını, altın toplarını, asalarını taşıyan yeni bir kalabalık gelmişti. Bütün bunlar da işe yaramaz, değersiz süs eşyalarına dönmüştü. Olsa olsa dünyanın emekleme dönemine uygun oyuncaklar, çocukluk çağında hizaya getirilip cezalandırılmaya yarayan değneklerdi bunlar. Ama artık tümüyle yetişkinliğe ulaşmış evrensel insanlığın bunların altında titremesi, aşağılanması, bunlara katlanması olacak şey değildi. Bu değerini yitirmiş krallık nişanlarının yanına, işte böyle bir hor görüyle, Duru İleğin tiyatrosunda kral rolüne çıkan oyuncunun yaldızlı tacı ve gümüş telik haftanı dağıtıldı. Dev dünya sahnesinde yer almış hükümdar kardeşlerini iyice alaya alsın diye. İngiltere tacındaki mücevherlerin ateşin ortasında kızarıp çatlamasını görmek tuhaf bir duyguydu. Bunların kimisi Sakson Prensler döneminden kalmaydı. Diğerleri hadsiz hesapsız vergilerle elde edilmiş, belki de Hindistan hükümdarlarının cansız bedenleri üzerindeki başlık ve giysilerden sökülmüştü. Şimdi hepsi göz kamaştırıcı bir ateşin içinde, tam oraya bir yıldız düşüp de bin parçaya ayrılmış gibi ışıl ışıl tutuşuyordu. Zaten yıkılan krallığın görkeminden geriye bu paha biçilmez taşlardan başka ne kalmıştı ki? Artık bu konuyu kapatalım. Avusturya İmparatoru'nun kolsuz kaptanının nasıl kavlaştığını, Fransız tahtının payanda ve direklerinin nasıl bir kömür yığınına dönüşüp tanınmaz hale geldiğini uzun uza diye anlatmak çok sıkıcı olacaktır. Yalnız izin verin, görmüş olduğum bir başka şeyi ekleyeyim. Sürgün lehlerden biri ateşi karıştırmak için Rus çarının asasını kullandı. Sonra da onu alevlerin arasına fırlattı. Yanan giysilerin kokusu artık dayanılmaz oldu, diye söylendi yeni ahbabın. Son esinti bizi yanan bir krallık gardırobunun dumanına boğarken. Gel şu esintiden kaçıp ateşin diğer tarafında neler karıştırdıklarına bakalım. Biz tam diğer yana dolaştığımız sıra Washingtoncılardan oluşan kalabalık bir topluluğun bugünlerde kendilerine içkiyle savaş gönüllüleri diyorlar, oraya varışına tanık olduk. Yanlarında da Peder Matthew'un binlerce İrlandalı izdeşi vardı. Muhterem Peder de bizzat başlarındaydı. Dev ateşe ciddi bir katkıda bulunacakları kesindi. Çayırlık boyunca yuvarlıya yuvarlıya getirdikleri fıçılara dünyada ne kadar içki varsa bulup doldurmuş gibiydiler. Artık, ey çocuklarım, diye haykırdı peder Matthew, ateşin yamacına vardıklarında. Fıçıları bir kez daha dürtmeye kaldı iş. Sonra her şey tamam. Şimdi geriye çekilip, kendi içkisiyle görelim şu iblisin hesabını. Fıçılar ateşe yollandıktan sonra herkes güvenli bir uzaklığa çekildi. Çok geçmeden bulutlara ulaşan, göğü bile tutuşturacakmış gibi görünen alevler yükseliverdi dört bir yandan. Öyle de olması gerekirdi. Çünkü bütün dünyanın sert içki stoğu ki eski günlerde ayyaşların gözünü kamaştırıp başını döndürürdü herhalde, herkesi ürküye salan sersemletici bir parlamaya yol açmıştı. Onca içki milyonların gırtlağını hafiften kavuracak yerde bir araya gelip çılgın bir ateşe dönmüştü. Hemen ardından sayıya gelmez ölçüde kaliteli şarap şişesi ateşe atılmaya başlandı. Ateş bunlara bayılıyordu sanki. Hepsini yalayıp yutuyor ve tıpkı bir ay yaş gibi içtikçe şenleniyor ama bir o kadar da vahşileşiyordu. Herhalde ateşin dinmek bilmez susuzluğunu bir daha bu ölçüde gidermek söz konusu olmayacaktı. Ateşe yollananlar arasında neler yoktu ki? Lüks düşkünü ünlülerin paha biçilmez hazineleri, okyanusları geçerken çalkalanıp durmuş, güneşte olgunlaşmış, dünyanın en kuytu köşelerinde uzun süre istiflenmiş içkilerle, en özel bağlardan devşirilmiş beyaz, pembe, kırmızı şaraplar, bütün Tokay rekoltesi ve işte şimdi bunlar tek bir potada karışarak değersiz bir sıvıya dönüşüyor ve çılgın ateşin büyümesine katkıda bulunuyordu. Dev bir sarmalı andıran alevler göğün çatısına doğru dalgalanıp yıldızların ışığına erişir gibi göründüğünde Kalabalık öyle bir yaygara çıkardı ki, koca dünya yüzyılların ilencinden kurtuluşunu kutluyor sanırdınız. Gel gelelim bu sevinç herkesi kuşatmıyordu. Pek çok kişi bu kısa parlama sönüp gittikten sonra insan yaşamının eskisinden daha iç karartıcı olacağını düşünüyordu. Reformcular iş başındayken burnu kızarmış, ayakkabıları dökülen içkilerle ıslanmış nice saygıdeğer beyefendinin homurtulu serzenişlerine kulak misafiri oldun. İçlerinden üstü başı dağılmış ve yükselen alevlerden yüzü fırın gibi kızarmış bir tanesi, duyduğu hoşnutsuzluğu daha yürekli ve açık biçimde dile getirmeye başladı. ''Bu dünya neye yarar?'' dedi Sonay Yaş. ''Artık biz bir daha asla neşelenemeyecek olduktan sonra. Umarsız kişilerin acılarını, gönül darlığını ne yatıştıracak artık? Bu iç sıkıcı dünyanın soğuk yerlerine karşın yüreğini ne ısıtacak o kişinin?'' Ondan söküp aldığınız bu avuntunun yerine ne koyacaksınız? Eski dostlar ocağın başında nasıl toplaşacak, önlerinde keyiflerine keyif katacak bir bardak içki olmadan? Tanrı belasını versin yaptığınız reformun. Üzünçlü bir dünya olacak bu, soğuk bir dünya, bencil bir dünya, düşkün bir dünya, tek bir dürüst insanın yaşamasına değmeyecek bir dünya. Çünkü eski güzel ahbaplıklar sonsuza dek yitip gitti artık. Bu ateşli söylev çevredekiler arasında büyük bir cümbüş yarattı. Ancak adama gösterilen tepkiler aşırı olduğundan bu son ay yaşın umutsuzluğuna avuntu bulmak, ona dert ortağı olmak elimden gelmedi. Eski içki arkadaşları yanından birer birer çekilip gitti. Zavallı adamcağızın içkisini yudumlarken yarenlik edeceği kimse kalmadı. Zaten ortada içki de kalmamıştı ya. Aslında durum tam da böyleydi denemez. Çünkü aynı adamı ateşin kenarına düşmüş, alkol derecesi yüksek bir şişe konyağı kimseye çaktırmadan alıp cebine yerleştirirken gördüm. Sert ve mayalı içkilerin işi bitince reformcuların öfkesi ateşi canlandıracak başka bir şeye yöneldi. Dünyanın bütün çay ve kahvelerine. Bunun hemen ardından tütün balyalarını yüklenmiş bir jinyalı çiftçiler çıka geldiler. Bunların dağıtılmasıyla birlikte işe yaramayan şeyler yığının neredeyse bir dağa dönüştü ve ortalığı öyle keskin bir koku kapladı ki artık bir daha içimize temiz bir soluk çekemeyeceğimiz duygusuna kapıldım. Şimdiki kurban töreni tütün severleri bunca şeye tanık olan herkesten çok daha fazla ürkütmüşe benziyordu. İşte pipomu söndürmeyi becerdiler sonunda, dedi yaşlı bir beyefendi. Elindekini kızgınlıkla alevlerin içine savururken ne biçim bir dünya yaratıyorlar. Kendine özgü, nefis bir tadı olan her şey, dünyanın bütün çeşnileri yararsız sayılıp ilançleniyor. Şimdilik ateşi iyice canlandırdılar ama bu abuk sabuk reformcular kendilerini de onun içine atsalar, manzara çok daha güzel olacak. Sabırlı ol, dedi inanmış bir muhafazakar. Sonunda dediğin olacak. Ama önce bize atacaklar, en son kendilerini. Şimdi reformun genel ve sistematik uygulamalarından, bu belleklerden silinmeyecek ateşe bireysel katkıda bulunanlara geçmenin zamanı. Pek çok bakımdan bunlar çok daha eğlenceliydi. Zavallı bir adamcağız ateşe içi boş para kesesini attı, bir başkası ise sahte ya da tedavülden kalkmış bir deste parayı. Giyimine düşkün hanımlar en son moda şapkalarını, kurdelelerini, dantellerini, ve buna benzer pek çok ıvır zıvırı fırlatıyordu. Bütün bunlar modada olacağından çok daha hızla silinip gidiyordu alevlerin arasında. Kadınla erkekli pek çok aşık, yaşı geçmekte olan kızlar, bekar beyefendiler, artık birbirinden usanmış çiftler, deste deste parfümlü mektubu, yazdıkları aşk şiirlerini ateşin içine yolluyorlardı. Görevini kaybettiği için ekmek parasından yoksun kalan yaşlı ve düşkün bir politikacı takma dişlerini fırlattı ateşe. Muhterem Sidney Smith, dev ateşe öfkeden dişlerini sıkarak yaklaştı ve Atlantik'in öteki yakasından sadece bu amaçla gelmişti, büyük bir devletin güvencesi altında olduğu halde karşılığı ödenmemiş olan tahbilleri alevlerin arasına savurdu. Sanki büyümüş de küçülmüş gibi görünen 5 yaşındaki bir çocuk, oyuncaklarını yolladı dev ateşe. Genç bir üniversite mezunu diplomasını, Homeopatinin yaygınlaşması yüzünden işleri bozulan bir eczacı bütün ilaçlarını, bir ekim meslek kitaplarını, bir baiz eski konuşmalarını, eski dönemin terbiyesiyle yetişmiş zarif bir beyefendi, yeni kuşakların yararlanması için kaleme aldığı görgü kuralları kitabını, ikinci evliliğine hazırlanan dul bir kadın eski kocasının resmini yolladı alevlere gizlice. Sevdiği kız tarafından reddedilen genç bir adam acı dolu yüreğine atacaktı ateşe. Ama onu bağrından sökmenin bir yolunu bulamadı. Yapıtları ilgi görmemiş bir Amerikalı yazar kalemiyle kağıtlarını fırlattı alevlere ve daha az gönül kırıcı bir iş bulmaya karar verdi. Görünüşleri son derece saygıdeğer bazı hanımların elbiselerini ve iç eteklerini ateşe atmaya ve karşı cinsin davranış, görev, konum ve sorumluluklarıyla birlikte giysilerini de almaya niyetlendiklerini duyunca az da olsa irkilmedim değil. Böyle bir tasarıya neyin yol açtığını söyleyemeyeceğim. Tam o sıra zavallı, aldatılmış ve birazcık kendini kaybetmiş bir kızcağız çekti dikkatimi. Benim, ben, bu dünyadaki canlı cansız nesneler arasındaki en değersiz şey diye haykırdı ve kendini ateşe, dünyanın bütün o iş görmez çerçöpünün arasına atmaya kalkıştı. Ama iyi yürekli bir adam hemen imdadına yetişti. Biraz sabır, zavallı kızım. Dedi adam onu yok edici meleğin azgın kollarından kurtararak. Biraz sabır göster ve Tanrının iradesine boyun eğ. Sen ruhunu ayakta tuttukça her şey ilk baştaki tazeliğine kavuşacaktır. İnsan düşlerinin yarattığı bu maddi nesneler gününü doldurmuş, yakılıyor. Oysa sen ruhunla birlikte sonsuza dek yaşayacaksın. Evet, dedi zavallıcık. Çılgınlık nöbeti şimdi koyu bir umutsuzluğa dönüşmüş gibiydi. Evet ve güneş sonsuza dek hiç ışımayacak onun üzerinde. İzleyiciler arasında bu dev ateşe dünyanın bütün silahlarının, savaş gereçlerinin atılacağı söylentisi dolaşmaya başladı. Tek istisna dünyanın barut stoğuydu. Onu yok etmek için en güvenli yöntem seçilmiş ve bu stok çoktan denizin dibini boylamıştı. Bu haber gözünden ortaya büyük bir görüş ayrılığı çıktı. Umut dolu insanseverler bunu yaklaşan barış çağının işareti olarak görüyor... İnsanlığı bir vahşi köpek türü sayan diğer kesimse bu ırkın eski yiğitlik, başarma azmi, soyluluk, cömertlik ve yüce gönüllülüğünün ortadan kalkacağını öne sürüyordu. Onlara göre kanla beslenmesi gereken niteliklerdi bunlar. Bir yandan da bu savaşı ortadan kaldırma tasarısının fazla uzun soluklu olamayacağı düşüncesi yüreklerine su serpiyordu. Beklenen oldu. Gümbürtüleriyle nicedir savaş narasının yerini alan koca silahlar, donanmanın ağır silahları, Malboro'nun ölüm kusan bataryaları, Napolyon'la Wellington'ın birbirine çevrilmiş topları ateşin tam ortasına sürüldü. Bunların üzerine yanıcı maddelerin dökülmesiyle alevler öyle bir azdı ki ne demirin ne de pirincin bunlara dayanacak hali kaldı. Bu korkunç kan dökme araçlarının bal mumundan oyuncaklar gibi eridiğini görmek çok heyecan vericiydi. Sonra dünyanın bütün orduları Askeri zafer marşları çalarak tüfek ve kılıçlarını ateşe fırlatarak bu korkunç ocağın çevresinde dönmeye başladı. Bayraktarlar, üzerlerinde zafer kazandıkları yerlerin adları yazılı, açılan ateşlerle delik deşik olmuş sancaklarına başlarını kaldırıp şöyle bir baktılar ve onları son bir kez dalgalandırdıktan sonra alevlerin arasına indirdiler. Bulutlara doğru yükselen alevler sancakların külünü havaya savurdu. Tören sona erdiğinde Belki birkaç eski kral zırhı, paslı kılıç ve eyalet cephaneliklerinde duran bağımsızlık savaşından 3-5 yadigar dışında dünya üzerinde tek bir silah kalmamıştı artık. Şimdi hep birlikte davullar dövülüyor, borazanlar çalınıyordu. Evrensel ve sonsuz bir barışın başladığını, artık zaferin kanla kazanılmayacağını, Bundan böyle insan ırkının en iyiyi bulmak için ortaklaşa savaş vereceğini, gelecekte bu uğraştan doğacak güzelliklere övgüler düzüleceğini duyuruyordu bu sesler. Kutlu haber dört yana salındı ve savaşın korkunçluğu, anlamsızlığı karşısında dona kalmış olanları büyük bir sevince boğdu. Ancak heybetli, yaşlı bir kumandanın kızarmış yüzünden yavuz bir gülümseyişin geçtiğini gördüm. Savaş yorgunu gövdesinden, gösterişli üniformasından anlaşıldığı kadarıyla Napolyon'un ünlü mareşallerinden biri olsa gerekti. Dünyanın bütün askerleri gibi o da az önce sağ elinin yaklaşık yarım yüzyıldır taşımaya alıştığı kılıcı alevlerin arasına fırlatmıştı. Anlaşıldı anlaşıldı diye homurdandı. Canları ne istiyorsa onu ilan etsinler. Ama en sonunda göreceğiz ki tüm bu ahmaklık yüzünden silah yapanların, top dökenlerin işleri daha çok artacak yalnızca. Neden ama efendim? dedim şaşkınlık içinde İnsan ırkının geçmişteki çılgınlığına dönmek için onca kılıç dövmesi, onca top dökmesi epey zaman alır bence. O kadar beklemeye gerek yok diye söze katıldı. Olup bitenlerden ne hayır uman ne de bunun işe yarayacağına inanan birisi dudak bükerek. Kabil kardeşlerini öldürmeye karar verdiğinde silah olarak ne kullanacağım diye duraksamamıştı. Hep birlikte göreceğiz bakalım dedi deneyimli kumandan. Umarım yanılan ben olurum. Bu konuda bilgeçlik taslamayayım ama benim kanıma göre savaşı kaçınılmaz kılan şey şu temiz yürekli beyefendilerin sandığından çok daha derindedir. Ne olacak yani? İnsanlar arasındaki bütün o önemsiz görünen sürtüşmelerin giderileceği bir alan mı açılacak? Ulusal sorunların çözüme kavuşturulacağı bir yüksek mahkeme mi kurulacak? Bu tür davaların görüldüğü tek mahkeme savaş alanıdır. Şunu unutuyorsunuz general dedim. Artık uygarlığın bu ileri evresinde gerektiği zaman akılla insan el ele vermesiyle böyle bir yargı organı kurulabilir. Aa nasıl da aklıma gelmedi bu diyerek yanımdan uzaklaştı yaşlı savaşçı. Şimdi ateş bugüne dek toplumun esenliği açısından çoktan yanıp gittiğini gördüğümüz savaş gereçlerine göre çok daha fazla önem taşıdığı varsayılan şeylerle beslenip canlandırılmaya başlamıştı. Bir grup reformcu, dünyanın dört bir yanını dolaşıp çeşitli ulusların ölüm cezasını uygulamak için kullandığı araçları toplamıştı. Bu korkunç araçlar çekile çekile ateşin yanına getirilirken izleyici topluluğunun tüyleri diken diken oldu. Alevler bile ilk başta eski gücünü yitirir gibiydi. Bu araçların şekillerini, ölüm saçan düzeneklerini ki bu bile adaletin nicedir nasıl büyük bir hata işlediğine inandırabilirdi insanlığı, İyice gözler önüne seren ateş de bu manzaradan biraz ürkmüştü sanki. Şu eski işkence aletleri, şu korkunç ve garip görünümlü düzenekler, insanın bir şeyler icat etme yönündeki doğal eğiliminden daha kötücül şeyler gerektiren, dehşet verici öykülere konu olan zindanların karanlık kuytularında gizlenen şu akıl dışı araçlar. İşte hepsi insanların önünde duruyordu özellerinde nice soylunun ve kralın kurumuş kanı duran cellat baltalarıyla halktan kurbanları boğmakta kullanılan yağlı ipler bir arada atıldı ateşe. Giyotinin gelişiyle birlikte büyük bir bağırtı koptu. Paris'in kanla lekeli sokaklarında da aynı tekerlekler üzerinde dolaştırılmıştı bu korkunç alet. Ama en büyük alkışı dar ağaca aldı. Sanki göklere bildiriliyordu dünyanın bu beladan kurtuluşu. Gel gelelim uğursuz görünüşlü biri Kalabalığın arasından sıyrılıp reformcuların önüne dikili verdi. Boğuk bir sesle bağırdı ve çılgınca bir öfkeyle yürüyüşlerini engellemeye çalıştı. Aslında pek de şaşırtıcı değildi bu. Cellat ona can veren ama kendisinden daha değerli kişilerin canını alan aleti koruyup gözetmek için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Yanında başkaları da vardı. Ancak bambaşka bir dünyadan, insanlığın onun koruyuculuğunda hayra ereceğine inanmış bir sınıftan gelen ve konuya celladın bakışını yükleme derdinde olan bu adamlar özel bir dikkate hak ediyordu. ''Durun kardeşlerim!'' diye bağırdı içlerinden biri. ''Hatalı bir insan severlikle hareket ediyorsunuz. Ne yaptığınızın ayırdığında değilsiniz. Dar ağacı cennetten çıkma. Tanrının takdiri bir araçtır. Şimdi büyük bir saygıyla geri götürün onu ve eski yerine yerleştirin. Yoksa çok geçmeden yıkılıp gidecek dünya.'' İleri, ileri diye haykırdı reformcu önderlerden biri. İnsanın tuttuğu kanlı yolu besleyen bu ilençli aleti alevlere yollayın doğruca. Baş simgesi olarak bu dar ağacını tuttukça insan adaleti nasıl öğretebilir iyilik ve sevgiyi? Haydi can dostlar, bir omuz daha verin de dünya kurtulsun bu en büyük hatasından. Aslında dokunmaktan iğrense de binlerce el uzandı yardım için ve bu uğursuz aleti çılgın ateşin ta ortasına kadar fırlattı. Dar ağacının ölümcül ve iğrenç gövdesi önce karardı, sonra kızardı, en sonu küle dönüştü. ''İyi ettiler yahu!'' diye bağırdım. ''Evet, iyi ettiler.'' dedi hala yanımda duran gözlemci dostum. Beklediğim ölçüde coşkulu değildi. ''İyi ettiler ya, tabii dünya bunu hak edecek olursa. Ölüm, İlk baştaki masumlukla, belki de bütün ömrümüzü tamamladıktan sonra varacağımız saflık ve yetkinlik arasındaki dönemde, öyle gelişi güzel dağıtılabilecek ya da bir kalemde silinebilecek bir şey değildir. Ama ne olursa olsun, şimdi böyle bir şeyin denenmesi güzel. Ne soğuk düşünceler bunlar, ne soğuk! diye bağırdı sabırsızlıkla bu girişimin genç ve ateşli önderlerinden biri. Aklınız kadar gönlünüzün sesini de dinleyin azıcık. Bırakın da olgunlaşmak için, ilerlemek için insanlık her zaman en yüce, en ince, en soylu olanı yapsın. Çünkü o her dönemde en gerekli olanı seçer ve ne yaptığı yanlış olur ne de bunun zamanı. Ortamın verdiği heyecandan mı, yoksa ateşin çevresindeki iyi insanlar gitgide daha çok aydınlandıklarından mı bilemiyorum. Ama benim böyle bir solukta hepsini birden benimseyemeyeceğim yeni değerler edini veriyorlardı çabucak. Örneğin kimileri evlilik belgelerini ateşin içine atıyor ve dünyanın başlangıcından beri evlilik bağı diye bilinen şeyden daha yüce, daha kutsal, daha kuşatıcı bir birlikteliğe talip olduklarını ilan ediyorlardı. Kimileri bankaların kasalarını, zenginlerin çıkınlarını, hepsi bu iş için ilk gelenlerin önüne konu vermişti, boşaltmış, ateşi canlandırmak için balya balya kağıt para atıyordu. Tonlarca bozukluk da iyice azan alevlerin arasında eriyip gidiyordu. Bundan sonra, diyordu işin öncüleri, dünya üzerinde geçer akça evrensel yardımseverlik olacak. Ne harcamakla bitirebilirsiniz onu, ne de oturup biriktirebilirsiniz.'' Bu haberi duyan bankacılarla borsa simsarlarının rengi uçtu ve kalabalığın arasında iyice çalışıp cebini bir güzel dolduran bir yan kesici yere düşüp bayıldı. Bazı iş adamları yemiye ve ana hesap defterlerini, alacaklıların tebligat ve protestolarını, kendilerine ödenmesi gereken borçlarla ilgili her türden belgeyi yaktılar. Olasılıkla daha büyük bir kesimin reforma katkısıysa sadece borçlarına ilişkin rahatsız edici belgelerden kurtulmakla sınırlı kaldı. Özel mülklerin tapularının yakılacağı sıra büyük bir bağırtı oldu. Böylelikle kimilerince haksız yere elde edilen ve insanlar arasında son derece eşitsiz dağıtılan dünya toprağı kamuya açılıyordu. Bir başka topluluk, tüm yazılı anayasaları, hükümet biçimlerini, yasal düzenlemeleri, kanun kitaplarını ve insanın uydurduğu keyfi yasaların gölgesinin değdiği diğer her şeyi bir an önce yok etmeyi önerdi. Bu yolla dünya, İlk insanın yaratıldığı günkü kadar özgür olacaktı. Bu önerilerin uygulamaya konup konmadığını bilemiyorum. Çünkü tam o sıra bambaşka bir şeyin hazırlığı çekmişti ilgimi. Bakın şu kitap yığınlarına bakın bir diye bağırdı hiç de yazın sever görünmeyen bir adam. Ateş ne biçim azacak şimdi? Olması gereken de bu dedi çağcıl bir felsefeci. Artık ölü düşüncelerin ağırlığından kurtulacağız yaşayan akıl bugüne dek onca ezildi ki bunların yükü altında şöyle kendi çabasıyla etkili mi etkili bir şey üretemedi. Ne de iyi ediyorsunuz çocuklar. Hepsini atın ateşe. Şimdi dünyayı gerçekten aydınlatıyorsunuz işte. Ama ne satacağız şimdi biz? Diye bağırdı çılgına dönmüş bir kitapçı. Aman bırakalım bu tüccar takımı da işlik etsin mallarına dedi bir yazar kayıtsızca. Hiç olmazsa cenaze törenleri soylu bir yan kazanır. İşin aslı, bugün insan ırkı, geçmiş çağların en bilge, en zeki kişilerinin düşünebileceğinden bile öteye geçen öyle ileri bir evreye varmıştı ki, artık dünyayı bu kişilerin yetersiz ürünleriyle tıka basa doldurmak tam bir saçmalık olurdu. İşte bu anlayış doğrultusunda el atılmadık kitapçı dükkanı, sahaf tezgahı, halk kütüphanesi kalmamış, bütün evler didik didik aranmış, taşranın en kuytu köşesindeki bir sıra kitap bile bu yağmadan kurtulamamıştı. Dünya üzerinde basılmış, ciltli ciltsiz ne varsa işte şimdi buraya yığılmış, çoktan bir dağ halini almış olan çılgın ateşi beslemeyi bekliyordu. Sözlüklerden ansiklopedilerden eleştirel basımlardan oluşan kalın, ağır kitaplar tok sesler çıkararak közlerin üzerine düştü ve çürümüş odunlar gibi anında küle dönüştü. Aralarında Voltaire'in yapıtlarının da yer aldığı küçük ve pek süslü Fransızca ciltler çevreye kıvılcımlar saçarak çıtır çıtır yanmaya başladı. Günümüz Fransız yazarlarının kitapları kızıl mavi alevler çıkarıyor. Bu alevlerin cehennemsi ışığı izleyenlerin yüzüne vuruyor ve onları çeşitli renklere bürünmüş birer iblis gibi gösteriyordu. Bir Alman öyküleri toplamı, çevreye kükürt kokusu yaymaya başladı. Saygın İngiliz yazarlar mükemmel birer yakacak oluyor, meşe kütükleri gibi yanıyorlardı. Özellikle Milton'un yapıtları güçlü bir parlamaya yol açtı. Sonra yavaş yavaş kızarıp kömüre döndü. Yağındaki diğer pek çok şeyden daha uzun süre dayanacak gibiydi. Shakespeare'den öyle görkemli bir ateş çıktı ki, İnsanlar gözlerini kapamak zorunda kaldılar. Sanki öğlen vaktindeki güneş vardı karşılarında. Hakkında yazılan kitaplar bile yaydığı parlaklığı gölgeleyemedi. Bunlar yığın yığın atılmıştı Shakespeare'in yapıtlarının üzerine. Ama o hala alttan alta ışık vermeyi sürdürüyordu. Benim inancıma göre her zaman alev alevdir o zaten. Artık hiçbir ozan bu görkemli ateşten yakamayacak lambasını, dedim kandillerini tutuşturmak için başka bir yer bulmaları gerek. Çağcıl ozanların yapıyor olduğu ya da en azından yapmaya çalıştığı da bu, dedi bir eleştirmen. Geçmiş çağlar yazınının uğradığı bu büyük yangından beklenebilecek başlıca yarar da hiç kuşkusuz bu ozanların yakmak için güneşin ya da yıldızların katına yükseltmek zorunda olmalarıdır kandillerini bundan böyle. O kadar yücelere çıkabilecekler mi bakalım, dedim. Ancak bu ödev bir dev olmayı gerektiriyor ki, önce oralara erişecek, sonra da eğilip ateşini yeryüzündeki insanlara verecek. Herkes, Prometheus gibi cennetten ateşi çalıp getirebilecek nitelikte değildir. Ama o bu işi yaptıktan sonra binlerce ocak tutuşturuldu onunla. Bir yazarın kitaplarının hacmiyle uzun süren, parlak bir yanma arasında herhangi bir orantı olmadığını gözlemlemek şaşırtıcıydı. Örneğin, geçen yüzyıla ya da hiç kuşkusuz bu yüzyıla ait büyük boy bir kitap, Ana Kazın Ezgileri adındaki eski ve yaldız kapaklı küçücük bir çocuk kitabıyla boy ölçüşemiyordu bile. Tam yaşamı ve ölümü çok daha uzun süre dayandı Malboro'nun yaşam öyküsünden. Eski bir baladın basılı olduğu tek bir yaprağın daha yarısı yanmışken bir düzüne epik şiir çoktan küle dönmüştü. Sıkça karşılaştığımız bir durumda şuydu. Sevilen şiir toplamları boğucu bir duman çıkarmaktan başka bir işe yaramıyordu. Adı bilinmedik bir ozanın göz ardı edilmiş, belki bir gazetenin köşesine sıkışıp kalmış, şiirinin alevleri ise ta yıldızlara kadar yükseliyor, en az onlar kadar parlak bir ışık saçıyordu. Madem söz alevlerin taşıdığı özelliklerden açıldı, şunu da ekleyeyim. Bana öyle geldi ki, Shelley'nin şiirleri kendi döneminde üretilmiş diğer her şeyden çok daha saf, parlak bir ışık saçtı. Lord Byron'ın şiirlerinden fışkırıp döne döne yükselen simsiyah dumanla, kıpkızıl alevlerle çok hoş bir karşıtlık oluşturdu bu. Tam Muğra gelince, kimi şiirleri yanık şekerleme gibi koktu. Amerikalı yazarların nasıl yandığını özel bir ilgiyle izledim ve saatimle yaptığım dakik ölçümler sonucunda çoğunun zaten pek eğreti basılmış kitaplarının kısa sürede kül yığınına döndüğünü gördüm. Ancak bu acı gerçekleri ortaya sermek pek tehlikeli değilse de en azından öfke uyandırıcı olabilir. Haksızlığa yol açmamak için şunu belirteyim. Ateşe atılınca en parlak ışığı verenlerin her zaman adı halk arasında çok anılan yazarlar olmadığını gördüm ve mutlu oldum. Özellikle Ellery Chen'in incecik bir şiir kitabının muhteşem bir biçimde ateş alıp harıl harıl yandığını anımsıyorum.'' Ama doğruyu söylemek gerekirse kitabın kimi bölümleri ıslığa benzer tuhaf sesler, cızırtılar da çıkarmadı değil. Bazı yerli ve yabancı yazarların başına çok daha ilginç bir şey geldi. Bunların pek saygın yapıtları ateşe atılınca alevlere bürünmek ya da en azından için için yanarak tütmek yerine sanki buzdan yapılmış gibi bir anda eriyi verdi. Kendi yapıtlarıma değinmeyi bir burnu büyüklük saymayacak olursanız Onları babacan bir merakla arayıp bulmaya çalıştığımı itiraf etmem gerek. Ama boşuna. Olasılıkla daha ateşe değer değmez buharlaşıp gitmişlerdir. Tek umudum o gecenin parlaklığına, hiç değilse kendi gösterişsiz tarzlarının el verdiğince birkaç kıvılcımla katkıda bulunmuş olmalarıdır. Yazık, yazık. Vah başıma gelenlere diye sızlandı yeşil camlı gözlükleri olan bir beyefendi. Pek üzgün görünüyordu. Dünya baştan başa yanıp yıkıldı. Artık uğrunda yaşanacak hiçbir şey kalmadı. Yaşamımdaki tek uğraşı da aldılar benden. Artık uğruna cebimdekileri de gönlümdekileri de harcayabileceğim tek bir kitap kalmadı. Bu dedi yanımdaki ağırbaşlı gözlemci bir kitap kurdu. Ölü düşünceleri kemirmek için doğmuş insanlardan biri. Görüyorsun ya, giysileri kitaplıkların tozuyla kaplı. Kafasının içinde düşüncelerin çağıldadığı bir kaynak yoktur bunun. Bir kenara yığıp durduğu onca şey de yok olup gitti işte. Zavallı adam bundan sonra ne yapar bilemiyorum. İçine su serpecek bir şeyler söyleyemez misin? Sevgili bayım, dedim umutsuzluk içindeki kitap kurduna. Doğa bir kitaptan daha iyi değil mi? İnsan yüreği herhangi bir felsefe dizgesinden daha derin değil mi? Yaşam, geçmişteki gözlemcilerin onda bulduğunu sanıp da özdeyişlere dökmeye çalıştığından çok daha fazla yol gösterici bilgiyle dolu değil mi?'' Neşeniz öyle hemen kaçıvermesin. Zamanın yüce kitabı hala apaçık duruyor önümüzde. Onu doğru düzgün okumayı başarırsak, sonsuz doğruluğun yolunu açacaktır bize. Ah kitaplarım, kitaplarım benim, güzel kitaplarım benim, diye söylenmeyi sürdürdü yıkılmış kitap kurdu. Benim tek gerçeğim ciltli kitaplardı. Şimdi kötü basılmış bir kitapçık bile bırakmadılar geriye.'' Gerçekten de o sıra tüm çağların kitaplarından geriye kalanlar, yeni dünyada basılmış olan son kitapçıklar bir bulut halinde çılgın ateşin üzerine iniyordu. Bunlar da tıpkı öncekiler gibi göz açıp kapayıncaya kadar yanıp kül oldular ve dünya ta Kadmos'tan bu yana ilk kez yazının egemenliğini ve varlığını yitirdiği bir yer, gelecek kuşakların yazarlarının heyecanla bakacağı bir yer oldu. Bu da bitti. ''Geriye başka bir şey kaldı mı dersin?'' diye sordum biraz kaygıyla. ''Dünyayı baştan başa ateşe verip sonsuz uzaya fırlatmak derdinde değillerse artık reformcuların yapacak işi kalmadı.'' derim. ''Kıyasıya yanılıyorsun sevgili dostum.'' dedi gözlemcimiz. ''İnan bana bu ateş kolay kolay yatışmaz. Onu yeni yakacaklarla beslemeye niyetli nice kişi var ortalıkta daha.'' Yine de yakma işlemi biraz yavaşlamış gibiydi. Tabii bu sırada büyük olasılıkla hareketin önderleri sıranın neye geldiğini tartışıyor olsalar gerekti. İşte bu aralıkta bir felsefeci kuramını ateşlerin arasına yolladı. Bunun değerini bilenler için söylüyorum, şimdiye kadar ateşe sunulmuş en dikkate değer kurbandı bu. Ancak pek de parlak değildi kuramdan yükselen alevler. Kimi yorulmak nedir bilmez kişiler, biraz da bu gevşeme anını küçümseyerek kendilerini çevredeki ormanın dökülmüş yapraklarını, kırılmış dallarını toplamaya verdiler. Bunların atılmasıyla alevler yükseliverdi. Ama bütün bunlar asıl sahneye hazırlıktı. ''İşte sözüne ettiğim yeni yakacak geliyor.'' dedi dostum. Şaşkınlıktan dona kaldım. İnsanlar ateş dağının çevresindeki boş alana, şimdi başta cübbeler olmak üzere her türden papaz giysisini, piskoposluk taç ve asalarını, papalığa, ve protestan kilisesine ait pek çok armayı karma karışık bir halde taşıyorlardı. Anlaşılan bu büyük inancı da ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Eski katedrallerin tepelerinden sökülmüş açlar kimsenin içi sızlamadan ateşin ortasına gönderildi. Sanki yüzyıllar boyunca dev çan kulelerinin önünden geçen onca insanın arasından bunlara saygı gösteren, bunları en kutsal simgeler sayan tek kişi çıkmamıştı. İçinde çocukların Tanrı adına vaftiz edildiği kurnalar, dini bütünlerin kutsal ekmeğe uzandıkları ayin kapları da aynı sonla karşılaştı. Ateşe atılanlar arasında en çok yüreğime dokunansa New England kiliselerinden getirilmiş olan, bunu daha ilk bakışta anladım, gösterişsiz komünyon masaları ve süssüz vaiz kürsüleriydi. Muhteşem St. Peter'in içinde ne var ne yoksa getirilip bu korkunç kurban töreni için ateşe sunulmuşken, New England'ın o sade kiliselerinde yer alan ve püritan kurucularının ölçüllüğünü yansıtan kutsal eşyalara el atmayabilirlerdi hiç olmazsa diye düşündüm. Sonra canım bunlar dinin dış kabuğu zaten diye geçirdim. Barındırdıkları derin anlam bunu özümsemiş olanlarca korunacaktır. Böylesi daha iyi oldu dedim neşeyle. Ağaçlık patikalar katedralimizin geçidi olacak. Gökte kubbesi. Tanrı'yla inananların arasına bir çatı koymak ne diye İnancımız bütün örtülerinden hatta en kutsal kişilerin onun üzerine geçirdiklerinden bile kurtulacak ve bu yalınlığı içinde daha da yücelecek. Doğru dedi dostum. Ama bunlar duracak mı bakalım. Bu sorunun dile getirdiği kuşku hiç de yersiz değildi. Kitapların nasıl yok edildiğini önceden anlatmıştık. İnsanın tüm yazdıklarından ayrı bir yerde ve bir anlamda bütün bunların üstünde duran kutsal kitaba kıymamışlardı henüz. Ama doğası iki yönlü. Yani hem melek hem de şeytan olan ve her ikisinin özelliklerini de sergilemeye bayılan yenilik devi önce dünya üzerindeki eskimiş ve çürümüş nesneleri yere yıkmış ve şimdi de açıkça anlaşıldığı gibi o korkunç elini ahlaki ve manevi yapımızı taşıyan direklere uzatmıştı. Anlaşılan dünya üzerinde yaşayanlar öylesine aydınlanmıştı ki artık inançlarını söze dökmeye ya da dinsel olanı herhangi bir yoldan maddileştirmeye gerek duymuyorlardı. Bir zamanlar yeri göğü titreten doğruluklar, şimdi dünyanın çocukluk döneminden kalma masallar sayılıyordu. Bu dev yığının közlerinin üzerine atılmadık ne kalmıştı ki? Geçmiş çağlarda Tanrı katından gelme bir vahiy sayılan, ama bugünün insanına sanki daha alçaklardan ses veriyormuş gibi görünen kutsal kitaptan başka. Evet, bunu da yaptılar. Yanılgılar ve tükenmiş doğruluklar yığınının yeryüzünün hiç gerek duymadığı, belki de artık istemediği, hatta tıpkı bir çocuk gibi sıkılmış olabileceği şeylerden oluşan yığının en üstüne attılar bir kiliseden alınma nicedir kürsüdeki minderinde duran ve kutsal günlerde vaizin o ciddi ses tonuyla hayat bulan ağır mı ağır kitabı mukaddesi. Sonra evlerde bulunan nice önce toprağın altına girmiş olan büyük büyük babanın bir zamanlar mutlulukta ya da acıda ocak başında yazın ağaçların gölgesinin altında çocuklarına okuduğu ve sonraki kuşaklar tarafından korunmasını vasiyet ettiği kitaplara geldi sıra. En sonu yüreklerin üzerinde taşınan ve acılar içindeki bir ruh ister ölümle ister yaşamla yüzleşsin her iki durumda da ona ölümsüz olduğu güvencesini vererek cesaretini artırarak yoldaş olan o küçümen ciltler atıldı ateşe. Bütün hepsi kudurmuş, başına buyruk alevlerin arasındaydı işte. Tam o sıra çayırlık boyunca acı acı uğulduyan güçlü bir yel esmeye başladı. Sanki gökteki gün ışığından yoksun kaldığı için öfkeyle inliyordu yeryüzü. Yel, alevlerden oluşan dev piramidi temelinden sarstı ve yanmakta olan şeylerin küllerini üzerimize yağdırdı. Korkunç bir şey bu dedim. Rengim uçmuştu. Çevredeki insanların da benden aşağı kalır yanı yoktu. Cesaretini yitirme sakın dedi sık sık söyleştiğim adam ve bu manzarayı tam bir serin kanlılıkla izlemeyi sürdürdü. Kendini gerçekten de sırf bir gözlemci olarak görür gibiydi. Ne umutsuzluğa kapıl ne de çok fazla sevin. Çünkü bu dev ateşteki iyilik de kötülük de bambaşka. Öyle dünyanın bulmayı umduğu türden değil. Nasıl olur canım? diye bağırdım sözünü keserek. Her şey yok olup gitmedi mi sanki? Şu kalımsız dünyadaki insana ya da Tanrı'ya özgü her şeyimizi yalayıp yutmadı mı? Eritip tüketmedi mi bu ateş? Yanmaya gelir her şey atılmadı mı onun içine? Yarın sabah bir köz ve kül yığınından daha iyi ya da daha kötü ne kalacak ki bize? Bir şeyler kalacağından kuşkun olmasın, dedi ağırbaşlı dostum. Yarın sabah ya da ateş ne zaman sönerse buraya gel de bak. Alevlerin ortasına atıldığını gördüğün şeylerin içinde gerçekten değerli olan ne varsa küllerin arasında bulacaksın. Güven bana, yarının dünyası yeniden zenginleşecek bugünün dünyasının fırlatıp attığı altın ve elmaslarla. Bir doğruluk ne yok olup gider ne de çok altında kalır küllerin. Bir yolunu bulup kendini gösterir yine.'' Ne garip bir güvenceydi bu. Yine de buna inanmak gereğini duydum. Özellikle de titreyen alevlerin arasında sayfaları kararıp kavlayacak yerde sanki insanın nice kusurlu işini arındırıp aklaştırırmış gibi daha da göz kamaştırıcı bir parlaklık saçan kitabı mukaddes cildini gördükten sonra. Kenarına düşülmüş kimi yorum ve notlar bu ateş sınavını geçemeyecekti belki. Ama Vahyin kalemiyle aydınlık kazanmış en küçük bir hece bile zarara uğramayacaktı. Evet, işte söylediğinin kanıtı, dedim gözlemci dostuma dönerek. Şu var. Madem ateşin gördüğü işten yalnızca kötü olan etkilenecek, o zaman bu dev yangının akla gelmeyecek kadar çok yararı var demektir. Yine de, eğer seni doğru anlıyorsam, dünyanın bu beklenen yararı elde edemeyeceği kuşkusunu besliyorsun biraz. ''Şu saygıdeğer beylere kulak ver.'' dedi ateş yığınının başındaki birkaç kişiyi göstererek. ''Niyetleri bu olmasa da sana yararlı bir şeyler öğretebilirler olasılıkla.'' Gösterdiği kişilerden biri, dar ağacını korumak için öfkeyle yolun ortasına dikilen o kaba ve acımasız adam, kısacası cellattı. Onun yanında dünyanın son hırsızıyla son katili duruyordu. Üçü dünyanın son ayyaşının çevresini almıştı. Bu ayyaş, İçkilerin yok edilmesi sırasında kurtardığı konyak şişesini diğerlerine sunuyordu. Bu küçük ve dostça toplantıya derin bir umutsuzluk hakim gibiydi. Sanırım bu arınmış dünyanın şimdiye kadar yaşadıklarından tümüyle farklı olacağını, bu yüzden de kendi soyundan insanlar için tuhaf ve ıssız bir yere dönüşeceğini düşünüyorlardı. Bize yapacak ne kalıyor söyleyeyim dedi cellat. Şişenin dibini bulur bulmaz en yakındaki ağacın yanına gideceğiz. Önce siz üç dostumun rahat bir şekilde ölmesini sağlayacağım, sonra da aynı dala kendimi asacağım. Bu dünya bize göre değil artık. Yok canım daha neler, sevgili dostlarım, dedi topluluğa yeni katılan kara tenli biri. Teni gerçekten de son derece koyuydu ve gözleri ateşten bile daha kızıldı. Kendinizi sanmayın böyle, daha görecek güzel günleriniz var. Çünkü bu çok bilmişler bir şeyi atmayı unuttular ateşe ve ondan kurtulmadan yaktıkları bu dev ateş hiçbir işe yaramaz. Bütün dünyayı yakıp küle çevirseler bile. Neymiş ki o?" diye sordu son katil merakla. Ne olacak? İnsan yüreği tabii," dedi kara suratlı yabancı uğursuz bir sırıtışla. Ve o kirli iğrenç uyuğu arıtacak bir yöntem bulamadıkça bunlar küle çevirmek için onca uğraşıp durdukları yanlışlarla, acılarla dolu şeklini hani şu eski şeklini ya da daha beterini yeniden kazanacaktır o hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bu gece boyunca şurada dikilip durdum ve tüm o yapıp ettiklerine bıyık altından güldüm ha güldüm siz beni dinleyin çok geçmeden eski haline dönecek dünya bu kısa söyleşi kafamda dolanıp duran uzadıkça uzayan düşüncelerime bir çeki düzen verdi konunun açıklığa kavuşmasını sağladı İnsanın nicedir süren yetkinlik arayışının onu yalnızca kötülüğün alaylarıyla yüz yüze getirmesi, hem de bunu sorunun tam temelinde yatan bir yanlışlığın yıkıma uğradığının sanıldığı bir anda yapması ne kadar üzücüydü. Yürek, yürek, onun içinde ilk günahın yattığı küçücük ama sınır tanımaz bir köşecik vardı. Dışımızdaki dünyanın suçları ve yanlışları bu ilk günahın birer yansımasıydı sadece o en dipteki köşeyi arındıralım, dışımızdaki dünyayı kuşatan ve kaçınılmaz gerçeğimiz haline almış görünen nice kötülük birer gölgeye, birer hayalete dönecek ve gözümüzün önünden silinip gidecek. Ama akıldan daha derinlere inmez ve yanlış olanı sadece bu yetersiz ve zayıf yetiyle bulup düzeltmeye çalışırsak, tüm başardıklarımız ancak bir hayal olarak kalır. Hem de öyle bir hayal ki, o zaman aslına sadık kalarak anlattığım bütün bu şeylerin içine uzanan parmağa yakacak bir ateş gerçek bir olay mı yoksa anlık bir ışıma zihnimin kurduğu bir mesel mi olduğu hiç mi hiç önem taşımayacaktır. Son